kumpas mağduru bütün subay, assubay, amiral, general bir şeyi bekliyordu. Bir bilirkişi raporu gelsin de bunun kumpas olduğu ortaya çıksın diyordu. Milli Savunma Bakanı kendi icra subayını görevlendirdi, herkes şaşırdı. Bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında benim dahlimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını birden kayıtların hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. Bu Mehmetçiğin kafasına çuval geçiren Amerikan komutandan o çuval olayından yıllar sonra ve YPG'ye silah sevkiyatı başladıktan haftalar sonra. Bu madalya meselesi dillere dolandı bu. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi, bu bir gelenek gibi, bu bir efendime usul gibi olmuş. Madalya almayan yok. Bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patır küldür, velde paldır küldür. 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyorum. Saat 20.30'a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. 18.30'da verdiğim emir uçakları indirin, uçak kaldırmayın. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl. Emekli oldum. Emeklilikten sonra bu işe demokrasinin böyle gelişmesi, Atatürk ideallerinin gerçekleşmesi, medeniyetin, muhasır medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Ve ben bunu kınıyorum. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Madem ki çıktı üniforma, eleştiri olacak Sayın Bakan. İki tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz. Bir, Nuri Pakdil. Atatürk'e Firavun diyen Nuri Pakdil'i ziyaretiniz grubunuzdan alkış alıyor. Efendim, ben Nuri Pakdil'e gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendime söyleyeyim, bir hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim, gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret et, süt mü suç mu? Mehtap Yılmaz nezle olmuş. Sayın Akar üzerinde üniformasıyla Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ediyor. Hadi bu ziyaretin de arkasında durun. Bu utanmaz kadını siz ziyaret ettiniz Sayın Akar. Dinleyin. Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında gazilerimizi ziyaret ettik. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor. İçeri girdik, orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu. Merhaba, geçmiş olsun dedik.